Abi seni yapmışlar GTA'da. Neymiş bu Johnny? Evet. Ne demiş? Abi BS atsanız Trevor'ı bile bir de alır mısın? Kim? Trevor Phillips mi? Ya oğlum ben şimdi 1,90 boyunda 100 kilo adamım. Spora da başladım biliyorsunuz. Öyle kalkıp da 70 kilo bir zargana'dan dayak yemem yani. İsterse deli Trevor olsun. Ne diyor lan bu? Biz başka bir kafaya girdik yani. Ben zaten delireceğim artık. Böyle paramparça kaslı, çılgın bir tipe dönüşeceğim. Yakacağım ortalığı. O geç, o ayrı. Ama bakıyorum ki bazı arkadaşlar çok bahane. Eğer modelleyip içine koymuşsa saygı duyarım. Yatıyor. Abi ben de senin gibi yaşıyorum ama işte senin imkanların bende yok. Lan bunun imkanla bir alakası yok. Sen daha sıçtım ku temizleyemiyorsun. Bir önce küçükten başla. Mantık bu, anladın mı? Neyse, konudan çok sapmayalım. Trevor'ı yerim ben abi, yani bu kadar söyleyeyim size. Yiyorsa gel lan BS. Sırasama şimdi Trevor. İşimiz var. Ona göstereceğim 70 kilo zarganayı. İşi sonra yaparız. Adam 1,90 boyunda 100 kilo. Bütün karakterler var oğlum zaten. Sadece Boyum o değil dedi. Nasıl alacaksın onu? Ha, 1,90'mış. Ben tüpleri iyi tanırım. Her zaman 10-20 santim fazla ölçerler. Her neyse, şimdi benimle geliyor musunuz? Ben seninle gelirim. Uyayıncı seni parçalayacak. Bunu kaçırmak istemem. Bahacağız. Cimum daşça da buyumuş. 16, harbi 16 dakika nasıl bir senaryo hazırladın lan? Kapışacaksınız. Sokakta mı, ringde mi? Ne sokağı, ne ringi? Biz çaylak mıyız oğlum? Arenada kapışacağız. Gördün mü Niko? Sana söylemiştim kısa olduğunu. Hadi bu... Baba siz manyak mısınız? Şu... Manyak mısınız oğlum siz? Gördün mü Niko? Sana söylemiştim kısa... Çıplak değilim değil mi lan ben? ...kısa olduğunu. Hadi buraya gel seni şişko yayıncı. Adamı çıtır çıtır yerim lan. Şöyle aslanım benim. Ananı sikim, ne olmuş lan bu adama? Amına koyayım! Bu ne? Ne oluyor lan bir haftada? Geri dönmeyi aklından bile geçirme Trevor. Hadi saldır. Habersiz saldırdın ama... Sus lan. Habersiz saldırdın diye bir de yavşak. Sen dövmüyorsun, tecavüz ediyor. Teknik oğlum bu, ağlama. Ulan bir ayağa kalkarsan var ya, seni parçalayacağım. Tamam lan, bırakacağım. Reisin de hoşuna gitti. Kazandım değil mi? Aha bak, bunu kazandım. Yapma hı. Bak bak, iyi bak. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Neyse, bu bana salladı canlı yayında. Yok Trevor kim? Yok ben onu mahvederim falan. Onu çağırdım dövüşe. Adam bir geldi 2 metre. Dev gibi. Düşündüm ben bunu nasıl alırım diye. Neyse baba, başladık dövüşe. Bunu alttan girdim, bir kaldırdım. Adam da 160 kilo ha. Bunu yere bir vurdum, ağzından kan attı. Sonra yerde de çalıştım, dağıttım ağzını yüzünü. Pes etti, ben de acıdım, daha bıraktım. Yahu adam 2 metre. 160 kilo. Sana hiç mi bir şey yapamadı o cüsseli adam?
Erzurumlu bir arkadaşımın bu konuda çok iyi bir sözü var. Neymiş o? Gavahta uzun ama dibine sıçırlar. Ya yürü git amına koyayım ya. Bir sikimden anladığın yok. Bedava bedava konuşuyor. Soyacağımız mafya birazdan gelecek. Onu evine kadar takip edeceğiz. O elması bir an önce satmalıyım. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Ne kadar uğraşmış yani. Siktir et elreni melreni de. Hiç Trevor'ın anısını izleyeceğim aklıma gelmezdi. Bu işleri bulacağım. Dert etme. Ha tamam, bu bölüm bölüm kendi senaryosunu yapıyor. Mafya soygunu bölüm 2 devam ediyor aslında. O zaman bu arkadaşı Eightborn'a almak lazım. Alalım bunu. Bir izleyelim bakalım biraz. Ne yapmışım sana? Bitti bitti. Benim bölüm bitti de bakacağım. Bana. Bir dakika, bu French. O pisliğin mafyayla işi ne? Galiba para veren herkese çalışıyor. Onu geberteceğim. Yani senaryo yazıyor, klipleri oluşturuyor, animasyonları ona göre yapıyor, kurguluyor, ses kaydı alıyor, dublaj yapıyor. Büyük emek yani. Atayım abi bu linki. Bari bir selam yollayın. Edindiğim bilgiye göre... bölümü daha eğlenceliydi. Şey yani. Ben de işi bittiyse daha izlemeye gerek yok. Bakayım kanalın arkadaşın. GTA Felix. Ronaldo. Gizli görevler. Suikast bölüm 1. Helal olsun. Kral Eightborn aslında Tukan abi sunuşu, ayrıca markası GTA oyunu adı altında. Vallahi GTA'yı da yakında açacağız inşallah. Hadi oyuna geçelim.